Alemler ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Bakalım kimlerin şifasına nasıl vesile olabileceğim. Kimleri kanal olarak canlı yayına alacağız? Refik Korkmaz eğitimleri için asistanım Emiş İspiri arayınız 0500 792 0620. 0500 792 0620 başa tutturulan Öge yaptık. Arkadaşlar eğer kist nodülmiyon kanserli kitle varsa sizleri canlı yayına alırız ve canlı yayında bunlardan kurtulmanıza vesile oluruz. Eğer kanal olmak istiyorsanız sizi canlı yayına alırız. Kanal olup olmadığınızı levh-i mahfuzdan bilgi almanızla test ederiz. Yorumlarınızı şu anda okuyorum. Ve sizler rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazıncaya kadar ben de biraz size eğitimlerimizle ilgili bilgi vereyim. Dünyada yaşanan ne varsa, babam şu an yoğun bakımda demiş, şifa olsun, amin. Dünyada yaşanan ne varsa hepsi levh-i mahfuza kaydediliyor. Dolayısıyla merak ettiğiniz ne varsa gider oradan bakar, görürüz. Levh-i mahfuza bakmak 7 aydır bütün insanların hizmetine açıldı. İsteyen herkes gidip onları görebilir. Tabi bu biraz kanallarınızla bağlı. Rusya'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da 100 insandan 95'i görebilir. Türkiye'mizde 100 insandan 60'ı kanal, onlar gidip görebilir. Ben mesela gözümü kapattığımda bir şey göremiyorum. Zümrüdüanka çağını 7 aydır geçtik. Şu Zümrüdüanka çağında bilgiye ulaşmak artık zihinle, fizik bedenle değil, ruh bedenle. Ruhumuz gidip levh-i mahfuzdan bilgileri alıyor. Eğer içinizden bir arkadaşımız hocam ben kanal olmak istiyorum diyorsa canlı yayını alalım. Ve bekliyoruz. Eren, dizlerinizin şifasına vesile oldum. Şifa olsun. Amin.
Yasemin Döver, Allah razı olsun. Arkadaşlar, canlı yayına alınabilecek türden rahatsızlığı olan bir arkadaşımız var mı diye yorumlarınızı tek tek okuyorum. Eğer ben soru sormak istiyorum diyorsanız buyurun yazınız. Kanal mıyım değil miyim bunu öğrenmek istiyorum diyorsanız buyurun yazınız. Şu rahatsızlığımdan dolayı canlı yayına katılmak istiyorum diyorsanız buyurun yazınız. Şöyle yapalım. İçinizden birisi kanal olmak istediğini yazsın. Kanal olmak isteyen arkadaşımızı canlı yayına alalım. Yumurtalıklarda kist varmış bir arkadaşımızda. Eğer kist parmağınızla dokunduğunuzda sertlik olarak elinize geliyorsa canlı yayını alırız ve canlı yayında şifanıza vesile oluruz. Haydın bre. Bir kanal aranıyor. Aydın bre. Arkadaşlar kapatalım o halde. Bir dakika sonra kapatalım. Eğer canlı yine kanal olarak alacağımız bir arkadaş çıkmazsa. Ah, elhamdülillah. Avustralya'dan selamlar. Avustralya'ya. Hava Ak Alan. Selamlar, saygılar.
Şengül Karaoğlu. Ah, nasıl esnedim be? Kanal olmak istiyorum demiş. Hocam sizin meditasyonları yaptıktan sonra ben de rahatlıyorum demiş. Evet, haydi bakalım Şengül Hanım. Şengül Hanım merhaba. Merhabalar hocam. İsminiz Şengül mü? Kullanıcı isminiz mi Şengül? Adım Şengül, kullanıcı adım da Şengül. Evet. Tamam. Hoş geldiniz. Biz canlı yayındayız. Canlı yayında olmak sizin için problem. Siz Benim kapatalım problem. ben zaten her gün katılıyorum. Her günde kanal olmak istediğimi yazıyorum size zevkle. Ha, çok Evet. çok teşekkür ediyorum. Ne Teşekkür güzel ederim. ifade ettiniz. Efendim. Haydi, çok güzel ifade ettiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Karşılıklı hocam. Nereden katılıyorsunuz? Ben aslında İzmir'de yaşıyorum ama şu an Bandırma'dan katılıyorum. Tamam. Bakalım bakalım. Kanallık çok güzel bilgiler getiriyor. Evet. Ve haydi bakalım size neyin kanallığını yaptıralım? Şunu yaptıralım. Siz lütfen bizi duymayın. Başka bir odaya gidin. Telefon burada dursun. Tamam. İçinizden 60'a kadar sayın. Yani Tamam. bir dakika geçtiğini düşündüğünüzde gelin. Tamam. Arkadaşlar. Oh, bir çok iyi şifa oluyor. Esnemek şifa demek. Arkadaşımıza ne soralım? Hani Nisan ayında Mısır'da Firavun mezarları açıldı. Mumyaları bir yerden başka yere götürüldü. Ve tüm dünyada merak konusu oldu. Pek çok kişi onların üzerine kafa yordu acaba ne oluyor diye. Bakalım mı acaba ne oluyor? Bakalım bakalım. Acaba ne oluyor? Oh, elhamdülillah. Şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuştuklarımızı duydunuz mu? Hayır. Aydın bre, aydın bre. Biz bir şey konuştuk, onu isteyeceğiz sizden. Tabii. Ve canlı yayından bizi izleyen dostlarımız, sizler de kanalı olup olmadığınızı şöyle anlayabilirsiniz. Gözlerinizi kapatınız. Siz de lütfen Şengül Hanım gözünüzü kapatın. Bir bisiklet hayal edin. Bir bisiklet. Tamam. Eğer gözünüzün önüne hayalinizde bir bisiklet geldiyse lütfen bize ayrıntılarını anlatınız. Şimdi bisikletin direksiyonunu görüyorum. Elle tutup şeylerini, ön tekerleklerini, pedalını, selesini görüyorum. Arka tekerlerini görüyorum. Genelde tekerler siyah, bisiklette gri renginde olduğunu. Tamam. Tamam. Yeterli Şengül Hanım. Siz kanalsınız. Şu an sizinle birlikte gözünü kapatıp bisiklet hayal etmeye çalışan arkadaşlarımızdan 100 arkadaşımızdan 60'ı görebildi, 40'ı göremedi. Ben de göremeyenlerdenim. Dolayısıyla siz kanalsınız. Görebilenler kanal. Ve şimdi sizden şunu istiyoruz. Gözünüzü açınız. Siz 1-2 dakika önce yan odaya gittiğinizde biz izleyicilerimizle, arkadaşlarımızla bir konu hakkında konuştuk. Bir konuyu dile getirdik. Lütfen gözünüzü kapatın.
Siz gözünüzü kapattığınızda ruhunuz bize bilgi verecek. Ruhunuz bize bizim az önce konuştuğumuz konu hakkında bilgi versin. Bakalım ve genellikle ruhumuz şöyle bir anlatım yolu seçiyor. 20 dakika kadar böyle bir anlatıyor, anlatıyor. 20. dakikada bazen 30. dakikada bazen bu 40 dakika 1 saat bile olabiliyor. Bunları böyle size anlatıyor. Yani sizin gözünüzün önüne böyle film sahneleri getiriyor. Ve gördüğünüz her şeyi lütfen bize anlatınız. Hocam şu an ezan okunuyor. Odaklanamam. Ezan bitsin. Hemen gireceğim. Tamam. Çok yakında cami. Yüksek sesle Tamam. Tamam. Evet. konsantrasyonumu bozuyor. Olsun. Evet. Aziz Allah, Muhammed Resulullah ve şu anda da burada da okunuyor. Siz İzmir'de Evet. miydiniz? Ben İzmir'de yaşıyorum. Evet. Tamam. Biz birkaç dakika önce bir şey konuştuk. İşte biraz sonra kanal olduğunuzda, konsantrasyon sağladığınızda o konu hakkında bize bilgi vermenizi isteriz. Bu arada açıklamalarda bulunalım. Aralık ayından beri, yani 7-8 aydır, tüm evren yeni bir boyuta girdi. Yeni bir çağa girdi. Zümrüt Anka çağına girdi. Şimdiye kadar insanlar bir konu hakkında konuşmak için önce o konuyu duyuyorlardı, bilgi sahibi oluyorlardı. Sonra o konu hakkında bilgi veriyorlardı. Fakat artık yeni çağda, Zümrüt Anka çağında bize bilgileri ruhumuz veriyor. Ruhumuzdan bilgi aldığımız zamana geçtik. Ve sonra bakıyoruz ki bizim fizik bedenimiz bir damlacık su, hadi su da olmasın, daha da büyük olsun. Ruhumuz şu kadar, özür dilerim, bilinçli zihnimiz şu kadarcık bilgiye sahipken bir üzüm tanesi kadar. Ruhumuz sonsuz ve sınırsız bir okyanus kadar bilgiye sahip, Evet. ulaşabiliyor. Haydi, siz az önce ne konuştuğumuzu duymadınız, Hayır. görmediniz Hayır. ve hiçbir şey konuşmadınız her. Konuştuğumuz hiçbir şey duymadınız halde bakın ruhunuz neler anlatacak. Ki zaten ben o konuyu burada size söylesem de desem ki hadi şu konuda fikrinizi, düşüncelerinizi söyleyin. Bilinçli zihnimiz pek bir şey söyleyemez. Bizim bilinçli zihnimiz de pek bir şey söylemiyor. Evet. Ve şimdi bilgileri ruhunuzdan alıyoruz. Lütfen kapatın gözünüzü. Gözünüzün önüne sahneler geldikçe bize anlatın. Ve ne kadar hızlı anlatırsanız sahneler o kadar hızlı gelir. Ne kadar Şimdi hızlı anlatırsanız o kadar iyi olur. Ve ya burası çok saçma, bu ne kadar saçma bir görüntü, ben bunu söylemeyeyim demeyin. Lütfen en saçma görüntüyü söyleyin. Bu çok mantıksız demeyin. Ne görüntü gelirse bize onları aktarınız. Haydın bre. Bu arada pek karışmamaya çalışacağım çünkü karışmak yönlendirmeci olur. Ancak internetten düşmediğinizi belirtmek için evet bu şekilde sizinle iletişimde olacağım. Haydi. Şu an loş bir yerdeyim, bir boşluk sanki. Siyah, ilk önce kare şeklinde siyah bir cisim geldi. Şimdi o giderek yok oldu. Loşluk daha çok böyle yeşilimsi, grimsi bir hal aldı. Bu arada ezan sesi hala devam ediyor, ezan okumaya. Tamam, ne güzel. Ülkemizin üstünde tüm dünyada Ezan-ı Muhammedi, Ezan-ı Evet. Şerif devam etsin. İsterseniz biraz bekleyin. Hı. Görüntüler alın alın ezanın bitiminde bize hepsini anlatırsınız. Görüntü biriktirin bize biraz sonra hepsini anlatırsınız. Sanki enerji geçişi gibi bir alan, buğulu bir alan. Nasıl bir alan? Sanki bulutlar böyle yayılmış, buğulu bir alan. Hani bir şey Bu. kenarı olan yerler Bu. nem olur da nem şey gökyüzünde bir buğu yapar. Hı. O görüntüyü fazla netleştiremezsiniz. Şu an öyle bir
Bulunduğum yer sanki öyle bir alan. Aydınlanma sanki hafif böyle mor renkli bir şeye döndü, görüntü alanı. Sanki güneşi görmüyorum ama güneş sanki bana gülüyor gibi hissediyorum. Çok böyle aydınlık ama görmüyorum. Çok parlaklığını hissediyorum gibi bir his geldi şu an. Tamam. Neredesiniz? Nasıl bir yerdesiniz? En baştan yeniden anlatın. Belki daha iyi anlayabiliriz. Şengül Hanım'la internette bir sorun yaşıyoruz. Şengül Hanım internetten düştü. Kendisini yeniden canlı alalım. Şengül Hanım'a canlı yayına katılım daveti gönderdim. Şengül Hanım, az önce internet zayıftı. Lütfen yeniden gözünüzü kapatın. Tamam. En baştan bize anlatınız lütfen. Ve gelen yeni görüntülerle de detaylı biçimde anlatın. Hocam şu an sanki bir ormandayım. Bir saniye. Şimdikini değil. En baştan gördüklerinizi bize tekrar anlatın. Peki, en baştan şunu görmüştüm. Bir boşlukta karemsi siyah bir kutu vardı. Ortam aydınlandı, buğulu bir havaya geçti. O siyah cisim sonra yok oldu. Sanki orada güneş var ama güneşi göremiyorum. Güneş bana gülümsüyor gibi hissettim. Buğulu alanda hafif grimsi, hafif mor renkli bir şeye yansımaya dönüştü. Şu an sanki derin bir ormandayım. Önümde bir yol var. Peki çok özür dilerim. Bir saniye bekleyiniz. Buyurun. Hani o karanlık loş bir yerdeydiniz. Kalemsi bir kutu vardı. Kare. Bu karemsi. Heh. Sonra buğulandı. Evet. Orası neresi? Orası bu orman içi olan yer mi? Yoksa başka bir yere mi geçtiniz şimdi? Şimdi o alanı göremiyorum. O siyah olan alan yok oldu. Çok kısa bir sürede. Şimdi başka bir sahneye geçtiniz. Evet. Evet, lütfen devam edin. Ve ne kadar hızlı anlatırsanız yeni görüntüler o kadar çabuk gelir. Evet. Daha sonra ormanlık bir alanda olduğumu gördüm. Sonu görünmeyen bir yol hissettim. Bir tarafında derin sanki yukarıya doğru uzanmış bir orman vardı sağ tarafta.
Sanki gidikçe ileriye doğru gittikçe göl var. Gölün rengini görebiliyorum. Her tarafını yine ağaçlar kaplamış. Ağaçların sanki gökyüzüne yaklaşan yerlerin burnumsu bir renk almış. Güneş o şeyin üstünde, sol tarafta ormanın üstünde çok hoş aydınlatıyor her tarafı. Hatta güneşin yaptığı yerler ağaçlarda sarı bir renk oluşmuş. Gökyüzü çok berrak ve çok aydınlık. Güneş burada da sanki gülümsüyor gibi ifadeyi görebiliyorum. Sanki sözcüğünü kullanmamaya gayret edelim. Devam edin lütfen. Şimdi sanki o, ay pardon. Ben yürürken bisiklet önüme geldi birden. Bisiklete biniyorum ben. Tamam. Bisikletin üzerinde saçlarım rüzgara doğru, arkadan sağa sola doğru uçuşuyor ve pedal çevirmeye başladım. Sağda solda güzel manzaralar var. İlerliyorum. Özgürlük hissi oluştu ve kendimi şu an mutlu hissediyorum bisikletle yola devam ettikçe. Evet, bakalım başka hangi görüntüler gelecek. Yolun ortasında bir geyik duruyor. Boynuzları iki taraflı çok bayağı uzanmış. Bana bakıyor sanki. Bir şeyler demek istedi ama anlamlı bir bakışından pek bir şey hissedemedim. Daha da yaklaştı. Ben ona bakıyorum. Yakıyor, şey yapmadan, hareket etmeden duruyor. Annemi hissettim şu an. Evet. Annem başında beyaz bir örtü, sanki gülümsüyor ve dua ediyor. Buradan ileriye doğru git diyor. Annem bu Size arada bir 20 küsür yıl oldu vefat edeli. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Amin. Hocam sanki yerde yol sağ, sol tarafta zümrütü ankaya benzer bir kuş görebiliyorum. Kuş birden şey oldu, havalandı. Tüylerinde olağanüstü güzel renkler var. Özellikle mor rengi beni çok şey yapıyor, etkiliyor. Yukarıya doğru yükseliyor. Ara sıra dönüp sanki bana bakıyor. Sanki çok özür dilerim, yine kullandım. Olsun, rica ederiz. Zümrüt Anka döndü, size baktı. Ben bir vadiye geldim. Vadi inanılmaz bir ova. Vadinin her tarafında güzel dağlar yükselmiş. Yeşilin en güzel renkleri, morun en güzel renkleri. En aşağıda da yeşilin bütün tonları var. Doğa harikası bir yer. İnsanların oradan hiç çıkmayacağı, ben buradan yıllarca yaşarım dediği bir alan sanki. Tamam. Doğa harikası bir yer. Ve güneşin her rengi yine aşağıdan vadiden yukarıya doğru yoğun bir şekilde yansıma yapıyor. Geyik yine bir şeyler söylemek istiyor ama ben onu çıkartamıyorum. Zümrütü Anka sanki yere inerek ağzıyla bir şey aldı. Dönüp bana baktı. Bir şey işaret gibi. Ve siz ne kadar hızlı anlatırsanız görüntüler o kadar hızlı gelir.
anlatım daha da güzelleşir. Yani yavaşladığınızda hiçbir faydası yok. Onun için hızlı hızlı anlatın lütfen. Başka görüntü göremiyorum şu an. Yeni görüntüler gelir. Sanki bir boz bir ayı görüyorum şu an. O da sol taraftan ilerliyor. Sağına soluna bakaraktan. Ben de hareketsiz duruyorum. Bilmiyorum neden hareket etmediğimi. Sağ tarafa doğru geçti. Böyle kendinden çok emin bir şekilde. Evet. Vadinin üstünde sanki bir şeylerin güzel olacağına, bir şeylerin iyi olacağına doğru bir ışık süzmesi, hani bir mutlu bir şeyden sonra insanlar zaman zaman havai fişekler atar da bu da güneşin yansıması. Gökyüzüne doğru her şey güzel olacak, her şey aydınlanacak diye vadinin üstünden vadiye yukarıya doğru yayılan çok güzel bir ışık süzmeleri var. Bunlar Evet. gelecek güzel olacak, her şey geride kalacak, mutlu olacağız şeklinde bir ifadeyi simgeleyen bir görüntü var. İnsana huzur veren, insana mutluluk, sevinç veren, aydınlık, güzel bir görüntü. Sonra. O şeyden sonra ışık süzmesinden sonra sanki bir silüet oluşuyor gibi bir büyük bir insanın ama onu çok şey anlamlandıramıyorum. Görüntü oluşur şimdi bize anlatırsanız. Çok emin olmamakla sanki Atatürk gibi büyük bir şey, doğru yoldasınız, ilerleyin, durmak yok der gibi bir şey hissediyorum. Ama çok şey emin olamıyorum. Şu an vücudumda bir titreşim olmaya başladı. Onu da anlamlandıramıyorum. Sanki yerden gökyüzüne yayılan güzel bir ışık süzmesi var. Yine sanki diyorum yine çok zümrüdü Anka, evet, aşağıdan yukarıya doğru yükseldi. Yükselirken de bir şeylerin değişeceğini, bir şeylerin ilerleyeceğini, güzelleşeceğini anlatan bir şey var, ifadesi var. Güzel gelişimler olacak, güzel bir şeyler değişecek der şeklinde ya da işte beni takip edin anlamında. Evet. Gagasını aşağıya doğru şey yapmış, ayaklarını sanki gagasına doğru birleştirmiş şekilde iki kanatlarını açar vaziyette yere bakıyor. Yeşilin her tonu var şu an o yukarıya yükselirken değişik tonları ve hoş bir alan var. Yolun tarafı bisiklet
alanda yolun sol tarafında bir göl görmüştüm. Şimdi tekrar oraya geldim. Ölü deniz renginde gölün rengi ve etrafı olabildiğince çok güzel bezenmiş ağaçlarla huzur, dinginlik veren bir alan. Bir göl daha doğrusu. Su yalnız hareketsiz, durgun bir su. Dalga bile yok. Böyle bir sükunet var, bir huzur var. Son derece sessiz bir ortam. Evet. Hani deriz ya, yaprak kıpırdamıyor şu an. Öyle bir alan var orada, sol tarafta. Tamam. İnsanlar geliyor göle doğru ama onlar da sessiz. Sanki o sessizliği bozmamak için bilakis dikkat ediyorlar. Yürüyüş halindeler, sıralı bir şekilde. Bir yere gidiyorlar sanki gölün kenarından. Siz çok iyi bir kanalsınız ve Hatta insanların pek çok bazı kişinin merak ettiği bilgileri şu an veriyorsunuz. Lütfen devam ediniz. İspanyol pantolonu giymiş, kasketli bir bey de var. Sırtında sırt çantası, yanında da birkaç kişi var, ilerliyor. Gölün kenarından sağ tarafa doğru. Ağaçları takip ederek, keçi yolu gibi bir yol var, onu takip ederek gidiyorlar, sıralı bir halde. Sırayı bozmuyorlar ve dedi. Anlayamadım. Lütfen bir daha söyleyin. İnsanlar yürüyorları bir daha anlatın. Gölün kenarından sanki bir gölün kenarından keçi yolu oluşturulmuş. O yolu bozmadan sıralı bir şekilde devam ediyorlar. Yan yana yürümüyorlar. Arka arkaya doğru takip ediyorlar. Yaklaşık kaç kişiler? Ben 3 kişi görebiliyorum. Tamam. Bir bey varsa 2 tane de çocuk var. İlerliyorlar. Orman birden derinleşti. O derinliğe doğru bu kişiler ilerliyor. Ormanın rengi de koyu yeşil ve ağaçlar olabildiğince yüksek. Evet. Şey denir ya, dipsiz orman denir. Öyle bir ormana doğru ilerliyorlar. Ve orman giderek karanlıklaşıyor, kararıyor. Ağaç rengi koyu yeşil. Onlar ormanın derinliklerinde kayboldular. Ormandan şey geliyor. Güneşin yansımaları geliyor. Başka da geyik yine çıktı. Evet. Birden geyik çıktı. Orada hareketsiz duruyor. Tamam. O söylediğim insanlar geyiğin çevresine çevrelediler. Geyiği çocukları ya da yanındakiler küçük kişiler, yani yaş olarak küçük. Evet. Beyefendi geyikle ilgilenmelerini istiyor. Geyiğe bayağı yaklaştılar. Geyik de hareket etmeden onların dokunmasına izin veriyor. Tamam. İki çocuk ve adam. Çocuklar geyiğe dokunuyorlar. Evet. Siz ne kadar hızlı söylerseniz görüntüler inşallah o kadar hızlı gelir. Bal arıları şey oldu. Görün. Gelmeye başladı. Bir tanesi rehber arı sanki beni takip edin diyor.
Vızıltıları, arı vızıltıları şu an duyuluyor ormanda. Çam ağaçlarına doğru gidiyorlar. İşte daha önce söylemiştin derin bir orman diye. Gökyüzünden ışık süzmeleri aşağıya doğru iniyor. Onun vermiş olduğu da çok güzel bir loş bir görüntü var. Işık süzmesini vermiş olduğu. Evet. Güneşi takip ederek o söylemiş olduğum kişiler ilerliyorlar. Güneşin ışıklarına doğru gidiyorlar. Aydınlattığı başka hiçbir yere sapmadan düz doğru gidiyorlar. Güneşi takip ediyorlar. Tamam. Sanki yukarılarda böyle ormanın yukarısında karlı bir alan var. Görüntü o kadar güzel ki durdu o grup durdu onu seyretti. Ormanın tepelerinde de böyle yalçın kayalıklar dediğimiz bir alan, kayalıkların üstü karla kaplı. Güneşin yansımasıyla olağanüstü bir görüntü var şu an. Çok güzel bir görüntü. Artık orman bitti. Karın güneşte olan yansıması farklı bir görüntü aldı. Böyle göz alıcı ama seyre değer bir görüntü. Evet. Hocam onun dışında da bir şey göremiyorum. Biraz o göz alıcı seyre değer kar ve güneşin oluşturduğu güzel manzarayı anlattınız. Ne duyguları oluşturuyor? Yumuşaklık hissi, bir de üşüme hissi var. Avuçlarıma almak istiyorum onu. Dokunmak istiyorum. Oraya çıkıp ayaklarımın ses çıkarttığını duymak istiyorum. Sanki yukarıya çıktım birden böyle hafif kar yağmaya başladı. Kar yağması bende bir rahatlık, huzur hissettiriyor. Geyikler çoğaldı yalnız oralarda, irili ufaklı. Evet. Zirveye doğru çıkmak istiyorum. Ve emin adımlarla yukarıya kayalık zeminden nasıl düşmeden tırmanabileceğimi düşünüyorum şu an. Tamam. Ayakta Çok bu. güzel şekilde ifade ediyorsunuz. Valla ifadenizden dolayı teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Kar botları Anlatınız. var. Kar botlarının zemine oldukça şey olarak yapışmasını istiyorum düşmemek adına. Ve bayağı zorlanıyorum aslında ama şey yapmıyorum, yılmıyorum. Evet, çıktım. Sanki yine sanki kelimesini kullandım. Demek ki hayatımda çok kullanıyorum. Bir an oturdum. Aşağıda birden görmüş olduğum bir şehir ya da insanların yaşamış olduğu bir alan var. Oraya doğru bakıyorum. Görüntü, evet, yine inanılmaz. İnsanı alan, dakikalarca bıkmadan seyredeğer bir alan. Kendimi mutlu hissediyorum. Üşümüyorum. Üstümde kalın kışlık beni koruyan kıyafetler var. Kafamda bir bere. Hatta gözlük de takmışım, kar gözlüğü şu an. İyi ki geldim, iyi ki buradayım diye mutlu olduğumu hissediyorum. Doğayla iç içe olmak bana iyi geldi diyorum. Bir anda güneşi gördüm. Evet. Bize yazı ifade eden gölü gördüm ve şu anda da kışı yaşıyorum.
Bu bana çok huzur veriyor ve çok mutluluk veriyor. Bir anda farklı iklimleri hissetmiş gibi içimde olağanüstü güzel duygular var. Özellikle de güneşin farklı yerlerde yansıması beni benden alıyor. Hala geyikler sağa sola gidiyor ve zaman zaman bazıları durup bakıyor, bir tedirginlik yok. Sanki onlar da doğayı seyrediyorlar. Doğanın güzelliğini seyre dalmışlar gibi. Evet. Dağlardaki karın bazı alanları beyazlıktan griye dönmüş. Farklı bir görüntüsü var. Sağa doğru sarp kayalıklar var. Oraların görüntüleri de inanılmaz. Aşağıya doğru bir şelale görüyorum şu an. Şelale sanıyorum çok derin suyun indiği yer. Suyun inmesi, indiği alanda olağanüstü buğulanmadan yukarıya çıkan inanılmaz bir görüntü var ve ses çok yankılanıyor ama şeyi çok güzel. Görüntü inanılmaz. Acaba ben buraya inebilir miyim? Buradan aşağıya atlasam ne olur diye de düşünüyorum. Şunu hissediyorum. Çok derin. Sakın öyle bir şey yapma diyorum kendime. Şelale bir taraftan düşündürüyor, bir taraftan da o aşağı düşerken vermiş olduğu yoğunluk inanılmaz güzel görünüyor. Ama çok derin bir şelale. Şimdi sanki o şelale durgunlaştı, balıklar görüyorum. Envai çeşit balık. Balıklar nasıl desem belli boyutta olan balıklar yani bir balina, bir yunus değil. Sanki akvaryum balığına benzer ama güzel balıklar. Hepsi eşit boyda mı? Efendim? Hepsi eşit boyda mı? Evet. Balıkların yüzdüğü alan yine gölün rengi olan yeşile döndü bir anda. Balıklar aşağıya doğru çağlayandan aşağıya doğru aşağıya evet zıplayarak düşenleri var. Onların vermiş olduğu görüntü de apayrı bir güzellik. İki tarafı kayalık zeminden aşağıya su da akıyor ve zıplayarak balıklar da dağılıyor. Onların vermiş olduğu görüntü enfes diyeceğim. Evet. Ben şeyi düşünüyorum. Ben de buradan atlasam aşağıya ne olur diye içimden geçen bir düşünce var. Atlayın bakalım. Efendim? Atlayın. Evet şu an atladım. Elleri evet kolumu uzattım. İnanılmaz dibe doğru gidiyorum. Ya ben okyanusa çıktım. Evet. Büyük bir sanki okyanusa o su ulaştı. Evet şu an kumsala doğru gittim. Kumsalda yürüyorum. Bir taraftan da okyanus olarak nitelendirdiğim büyük yoğunluğa bakıyorum. Suyun rengi artık mavi. Yeşil değil burada. Dalgalar kıyıya vuruyor. Benim saçlarım ayağıma kadar uzun. Saçlarımın uçuştuğunu hissediyorum. Üzerimde bembeyaz bir yere kadar şile bezi gibi bir elbise var.
Koşmaya başladım. Kum üzerinde ileriye doğru gidiyorum. Mutluyum. Ayağım kuma basıyor. Dalganın değdiği yerlerde kendimi bir taraftan ayağım değiyor. Ben çok mutlu hissediyorum. Ayağım gömülüyor zaman zaman suya ama ben durmadan devam ediyorum. İşte bu diyorum. Çok güzel. Şu an harika hissediyorum. Mutluyum. Deniz sanki yine sanki Evet. ölü görüntüsü oldu. İnsanlar yüzmeye başladı hocam. Suyun rengi yeşilimtırak oldu. Şeye doğru yüzüyorlar, kumsala doğru. Dışarı çıkıp güneş şeye oturanlar var ama yönlerini şeye doğru çevirdiler, denize doğru. Bir taraftan dalgalara bakıyorlar, bir taraftan da o denizin vermiş olduğu dalga sesini dinliyorlar. İnternette şu an sorun var. Fakat düzelecek. Nihal yaptı hocamız Sinop'tan selam söylemiş. Nihal hocam selamlar, saygılar. Songül Hanım'ı canlı yine yeniden alıyoruz. Songül Hanım lütfen kaldığınız yerden devam edin. Hocam Ve ben nerede en siz hatırlatırsanız oradan devam edeyim. balıklarla beraber suda yürüyordunuz. Burası ne kadar güzel bir yer diye ayaklarınız bata çıka yürüyordunuz. Bataçık'a yürüdüğüm yer deniz. Ben balıkların arkasından suya atladım. Deniz gibi bir yere doğru ilerledim. Sonra yüzerek kıyıya çıktım. Üstümde uzun beyaz bir elbise var. Saçlarım olabildiğince uzun. Kumsalda yürümek bana şey veriyor. Büyük bir hoşnutluk, rahatlama hissi veriyor. Sağ taraf olabildiğince ova, yukarılar orman. Köylü kadınları ayaklarında şalvarlar var. Bir şeyler ekmiş, bir şeyler topluyorlar. Denizde de yüzen insanlar var. Onlar da kumsala çıktılar, kenarda güneşleniyorlar ve de dalgaları izliyorlar. Kadınların bazıları durdular, denize doğru yöneldiler, elleri belinde orada yüzen insanları izliyorlar. Sanki ah be, ben burada çalışıyorum, denize mi girsem ya da deniz benim hakkım değil mi der gibi bir ifadesi var bir tane hanımın. Sonra gülümsüyor kendiliğince. Ben bir taraftan denizi izliyorum, bir taraftan ovayı, bir taraftan dağları, bir taraftan da çalışan o köylü kadınları izliyorum. Çok güzel ifade ettiniz. Çok güzel. Ben Ve çok lütfen gülüyorum. devam ediniz. Güneşin yansıması o kadar güzel ki deniz kenarındaki insanlar da kendini çok mutlu hissediyor. Ürünlerini toplayan ya da tarlasını eken o köylü kadınlar da çok mutlu. Bir yorgunluk hiç kimsede görmüyorum ya da bir bıkkınlık görmüyorum. Herkes halinden memnun ve aşağıda deniz o var, yukarıda kadınların olduğu alan. Ekili alan yeşilin her tonu yine. Yukarıda da dağların görüntüsü görülmeye değer.
Rengarenk, gökyüzü masmavi ve güneşin yansıması ayrı bir güzel ortamı farklı aydınlatıyor. Aydınlıkta sanki insanların içine huzur, coşku, mutluluk veriyor. Herkesin enerjisi çok güzel. Ben onu güneşe yorumluyorum. Güneş bunaltıcı değil. Kadınlar topladıkları her neyse mutlular. Yani hani bu bizim bugünlük bereketimiz ya da şükürler olsun der gibi ifadeleri var. Hocam? Evet. Çok güzel ifade ediyorsunuz. İnternettesiniz, Tamam. düşmedik. Devam edin. Ürünlerini yüklüyorlar. Ürünleri tam net olarak bilemiyorum ne olduğunu. Bir de sırtına sanki çocuğunu bağlamış bebeğini diyelim bir hanım var. Bebeğiyle birlikte şu an. Onlar artık şeyden tarla alanından çıkıyorlar. Gidiyorlar sanıyorum. İşleri bitti, geri gidiyorlar. Deniz kenarındaki insanlar da hala şu an yüzenler var. Bir kısmı denizin kenarında oturup yüzenleri ve dalgaları denizin o güzelliği, eşsiz güzelliğini seyrediyorlar. Ben de denize bakıyorum şu an. İyi ki buradayım diyorum. İyi ki bugünümü böyle bir şeye ayırmışım. Çok mutluyum diyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şükrediyorum ben de, evet. Bir günde diyorum farklı güzellikleri hissettim. Bu benim yaşadığım şeyler herkesin şu anda tadamayacağı güzelliklerdi. Onun için kendimi oldukça mutlu hissediyorum. Ve şu an ellerimi yukarıya doğru kaldırdım. Şükürler olsun diyorum. Şükürler olsun Allah'ım sana diyorum. Güneşin ışığını her tarafımda, tüm etrafımda mor bir ışık sardığını hissediyorum. Yukarıdan güneşin ışığı tepeme doğru geliyor. Evet, her tarafım mor bir ışıkla kaplandı. Evet. İlgiyle, merakla dinliyoruz. Hala ben şükretmeye devam ediyorum. Kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Şu an tekrar kapalı bir alandayım. Bulunduğum alan artık aydınlık değil. İlk başladığım alana döndüm. Sanki o alana geri geldim. Işık kayboldu. Hocam belli belirsiz karşımda bir silüet sanki nasıl desem iyi bir ruh gibi bir görüntü var. İyi şeyler yaptın bugün der şeklinde güzel şeyler yaşadın. Kollarını açtı ama bir hani melek falan deriz ya beyaz bir silüet var. Ama yine bir kuşa döndü o. İyi şeyler yaşadın diye size mi söyledi? Kendisine mi söyledi? Ya da güzel şeyler yaşandı da demiş olabilir. Ondan emin olamıyorum. Evet. Kanı ya da yine beyaz bir görüntü. Bir kuşa dönüştü. Evet. Kanatları bembeyaz şu an. Mutluluk bu işte, huzur bu işte.
der gibi bir ifadeyi şey yapıyorum ben, algılıyorum. Kuş zaman zaman bir insan figüründe, bazen de bir kuş figürünü alabiliyor. Etrafında da yine yoğun bir aydınlık oluşuyor. Kanatlarından, gövdesinden yukarıya doğru. Hani nur ışığı deriz ya, Evet. nurlu deriz. Ona benzer bir şey alıyorum, ışık yansıması alıyorum. Dünya sanki bu şekilde aydınlanacak, her taraf her şey güzel olacak diye bir his geldi şu an bana. Bir şeylerin yapılmasıyla dünya aydınlanacak, düzelecek der gibi bir his algılıyorum. Sabır etmek gerekir şeklinde de bir ifade sanki anlatılmak isteniyor. Daha da bize bilgiler gelecek, aktarırsınız. Hocam sanki şu an Olsun, sanki diyebilirsiniz. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle. ben hiç farkında değildim ama günlük yaşamımda herhalde çok kullandığım bir kelime. Şu an bir aslan mı desem, yatmış bana bakıyor gözleriyle. Hiçbir şey hani güç değil ifadesini veriyor. İstenirse başarılır, istenirse üstesinden gelinir demek istiyor. Tabii aslanın şekil olarak ne anlama geldiğini çok bilmiyorum. Ya da şey olarak, figür olarak. Olsun. Aslanın gözlerinden de yukarıya doğru çok güzel rengarenk ışıklar yükseliyor. Neon ışığı deriz ya, yeşil, mor. Şimdi etraf yine çok güzel aydınlandı. Yeşil ve mor ışık süsmeleri yukarıya doğru yükseliyor. Ben de yukarıya doğru onu bakıyorum. Seyre doyamıyorum. Oradan hiç ayrılmak istemiyorum. Işıklar devam etsin istiyorum. Aslanın gülümsediğini algılıyorum. Ve yavaş yavaş gidiyor. Işık süzmeleri, söylemiş olduğum yeşil ve mor ışık süzmeleri büyük bir alanı kaplamış. Ben seyre dalıyorum. Bir deniz var, denizin üzerinden yükseliyor gibi oldu şu an. Evet. Gökyüzü yine yeşil ve mor ışık rengi tonlarına döndü. Mavimsi değil. Evet. Güneş, benim karşımdan güneş yavaş yavaş yukarıya doğru yükseldiğini hissediyorum ama gökyüzü hala yeşille morun karışmış olduğu bir renkte. Yavaş yavaş dağılıyor bu şey, ışık hüzmesi. Ben bakıyorum. Güneş yükseldi. Güneş sarın turuncu tonlarıyla daireler şeklinde yükseliyor. Ve etraf aydınlanıyor giderek. Her taraf aydınlık giderek artıyor. Evet. Hissediyorum.
görmüş olduğum, karşıda görmüş olduğum turuncu ışık giderek artıyor. Vücudumun giderek ısındığını ve bana güneşin ışık süzmelerinin iyi geldiğini hissediyorum. İyi ki doğdun diyorum. Bu şey gibi şu an zaman zaman belli şekilde renk gökyüzünde ışık tonlarıyla oynanan bir şey var. Onun ismini hatırlayamıyorum şu an. Farklı görünüyorlar Kuzey ışık. şu an. Kuzey ışıkları. Evet. Huzurlu bir ortam var. Işık her tarafa doğru yoğun olarak yayılıyor yine. Şu an yine ben ormana geri döndüm. Göl etrafındayım ve sağ tarafımda yükselmiş koyu renkli ağaçlar görüyorum ve orman giderek yükseliyor. Gölü seyrediyorum. Çok güzel. Gölün her tarafını yine ağaçlar olabildiğince bezenmiş. Çok hoş bir görüntü. Kartpostal var karşımda. Göl hala sakin mi? Biraz hareketlendi mi? Hafif hafif, çok değil. Hafif dalgalar var. Tamam. Ve O lütfen. dalgaların olduğu yerde de renk giderek aydınlanıyor. Yeşilin rengi giderek açılıyor. Böyle sanki dalgalar girdap olacakmış gibi ama sakinlik var. Girdap olmuyor. Yine devam edin lütfen. Hocam, geyik bir insan silüetine dönüştü. Sanki bir beyefendi oldu. Evet. Bu kişi bir şeye önderlik etmek istercesine bir şeyler anlatmak istiyor. Bir şey göstermek istiyor. Anlatsın. Şu an sakal kürsüsünü görüyorum ben. Neyi görüyorsunuz? Görmüş olduğum kişi birden hani bilgin olan sakallı bir dedelerden zaman zaman masal kahramanı ya da bilgin kişi olarak nitelendirdiğimiz bir kişiye dönüştü. Elinde bir sopası var. Bir şeyleri anlatmak istiyor ama ben tam anlamıyorum. Etrafı uçuk mavi, aydınlık bir alan o sakallı zatın. Beyaz bir kıyafet giymiş. İşte arkasını döndü, ilerliyor, gidiyor. Evet. Zat giderken o gitmeden daha önü aydınlanıyor. Yok oldu şu an. Bir kayboldu. Bize çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Lütfen anlatmaya devam edin. Yalnız hala devam ediyor. Yukarıdan bir kuvvet yolu aydınlatıyor gibi. Hani tünel vardır ama tünel ışığın arabaların farlarıyla aydınlanır. Bir tünel var ama tünel yukarıdan göremediğimiz bir malzeme falan yok ama yürüdükçe aydınlanıyor, önü açılıyor. Evet. İfadeleriniz çok açık ve güzel. Şu an ben tünelden yürüyorum.
Ve arkasında ne var diye merak ediyorum. Tünel bitti. Sağ tarafta küçük bir kasaba, aşağıya doğru yine ova. Sol taraf ormanlık, yukarıdan aşağıya doğru hani deriz ya engin orman. O şekilde inan soldan aşağıya doğru bir orman var. Yine her taraf çok yeşil ve çok güzel, çok güzel. Şu an gökyüzünde kuşlar uçuyor. Güneş her tarafı aydınlatıyor. Kanatlarını inanılmaz güzel çırpıyorlar. Sanki ay sanki diyorum benim üstümden benim evet tepemden değecekmiş gibi uçuyorlar ama değmiyorlar. Sağa sola gökyüzünde farklı alanlara yönlere yönelen kuşlar var. Evet, şimdi tam ortada, neye göre orta onu bilemiyorum. Çok güzel bir kuş. Aşağıya iner gibi, yukarıya çıkar gibi böyle bir gövde gösterisi yapıyor. Şey oluyor. Hani ilgi çekmek ya da beni görün, beni fark edin dercesine bir hareketi var. Diğer kuşlardan farklı. Durduğu yerden yere doğru bir aydınlanma, bir ışık, süzmesi, bir frekans veriyor yukarıdan aşağıya doğru. O ışık aydınlatıyor her tarafı. İlgi çekmeye çalışan kuş mu? Evet. Sanki aşağıda ondan gelen bilgilerle İnsanlar aydınlanıyor. İnsanların zihnine bir şeyler fark ettiriliyor. Bir bilgi veriliyor. Anlamaya çalışın mesela neyin bilgisi? Hocam hani ejderha ya da yılan türünü gibi bir şey tıpla ilgili bir bilgi gibi hissediyorum ben. Tekrarlayınız lütfen. Kuşun gövdesinde hafif ejderhamsı bir ifade görüyorum. Bir sürüngen gibi ifade görüyorum. O bana bundan tıpla ilgili bir şeyler yapılacak der gibi bir his veriyor bana. Yani şahmadan ve zümrüdüanka'yı kayı mı görüyorsunuz? Şahmaran kesin evet. Ejderha dediğim olay o evet. Tıpla ilgili bir bilgi veriyor. Bir şeyler yapılacak dersine bir anlam algılıyorum ben. Hala anlamaya çalışın ne olacakmış mesela tıpla ilgili? Şimdi başlar çok fazlalaştı. Farklı farklı şeyleri var, başı var. Başları çok hareketli. Ya benim içimde oluşan his COVID ile ilgili diyor. Bende oluşan his. Ben COVID Tamam. ile oluşuyor. Lütfen hepsini anlatın. Hiç yargılamadan anlatın. Şu an o başlar bir başta toplandı bana bakarak daha önce sabır diye bir şey gelmişti his. Bir şey Evet. çalışılırsa iş
bir şeylerin bulunacağına dair bir şeyler söylemek istiyor. Evet. Şu an Tamam. ben Siz hepsini şu an bilirsiniz. Bize anlatın. Bilgiler gelir. Bu şahmadan ve zümdanka şifa yönelik ne yapacaklarmış tıbba yönelik? Covid için. Korona belası için ne yapacaklarmış? bir şekilde de sanki sürüngenlere de zarar verilmesin der gibi bir şey de var. İfade de var. Siz orada bu kadar bilgiyi bize aktardınız. Bunların hepsinin cevabını orada çok net görüyorsunuz. Rahat anlatın siz. Hiç kendinizi sıkmadan, yormadan anlatın böyle. Hem Hocam şu an ben gelenek beyaz önlüklü bir bilim adamı gördüm sanki. Laboratuvarda bir şeyler yapmasına devam etmesi gerekir gibi bir görüntü geldi. Evet, laboratuvar şeyin o şahmaranın aşağısında o oluştu. Laboratuvarda araştırma yapan beyaz önlüklü gözlüklü insan şey yapıyor, laboratuvarda bir şeylerle uğraşıyor. Bir araştırıyor. Ne Ya da araştırıyor? şu olay yani şahmaran şunun evet laboratuvarda bir şeyler araştırıyor. Daha robot gibi elbise de giymiş birisi geldi şu. Sürekli anlatın lütfen. Anlatmaya devam edin lütfen. Sesimi alıyor musunuz? Arkadaşımız canlı yayından düştü. Bir kez daha. Kendisini canlı yayına alalım. Songül Kıroğlu. Hanım'ı canlı yayına yeniden davet ettim. Songül Hanım'ı davet ediyorum bir kez daha. Songül Hanım, lütfen kaldığınız yerden devam edin. Doktor önlüğü giymiş birisi laboratuvarda bir şeyler inceliyordu. Bir de robot görünümlü biri gelmişti. Lütfen oradan devam edin. Evet. Ve şöyle anlatırsanız daha çok sevinirim. Evet, doğru yoldayız. Yaptığımız Şöyle şey doğru. bir saniye anlatımlarınızı
Böyle daha seri hale getirirseniz anlarız. Biraz böyle yavaş anlattığımızda anlaşılması zorlanıyor. Bize görüntüler gelsin ama tık 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 böyle anlatın daha iyi olur. Haydi lütfen devam edin. Laboratuvarda iki kişi var. Birisi robot kıyafeti İşte, giyen. çok teşekkür ederim. Tam böyle. Laboratuvarda iki kişi var, birisi robot. Bu çok güzel oldu, hızlı. Beyaz önlük giyinmiş. Bazı kaplar var. Test kapları gibi. Orada buharlaşmış bir şeyler var. Birbirlerine başlarıyla evet olumlu doğru şeklinde başlarını sallıyorlar birbirlerine. Yüzlerinde de bir tebessüm var. Yaptığımız şey doğru. Güzel bir sonuca varacağız. İfade eden bir şeyleri var. Yüzlerinde ifade var. Çalışmalarına devam ediyorlar. Evet. Sonra Bu çalışmadan biz doğru sonuç alacağız bunlar şeklinde. korona belasını yok etmek için mi çalışıyorlar, yoksa kötü niyetli insanlar korona belasını daha fazla dünyaya musallat mı etmek istiyorlar? Koronayı yok etmek için çalışıyor. Bunlar koronayı yok etmeye çalışıyorlar. Ah. Ve şunu gördük. Şu an arkadaşımızın tamam interneti bağlanıncaya kadar tekrarlayalım. Şahmaran ve Zümrüt Anka göründü. Bunlar tıbba dair gelişmeler sağlayacaklardı. Ve baktık korona belasını yok etmeye çalışan laboratuvarda iki kişi vardı. Onları anlatıyordu. Ve yine canlı yayından arkadaşımız düştü. Ve Songül Hanım, sizi yeniden canlı yayını bekliyoruz. Songül Hanım'ı canlı yayını bir kez daha davet ediyoruz. Haydin bre, haydin bakalım şimdi nasıl olacak ve arkadaşımız neler neler anlatacak. Hocam sürekli bağlantı kopuyor. Evet, haydi. Lütfen bize anlatınız. Bunlar korona belasını yok etmek için mi çalışıyorlar? Korona belasını dünyaya daha da musallat etmek için mi çalışıyorlar? İyi niyetliler mi, kötü niyetliler mi? İyi niyetliler. Tamam. Peki o Şahmaran ve Zümrüt Anka ile bağlantıları nasıldı bunların? Siz Şahmaran ve Zümrüt Anka'yı gördüğünüzde tıbba dair bir şeyler olacak dediniz. Anlatın, belki bağlantıyı da öyle anlarız. Orayı hocam artık ben anlatamıyorum. Farklı da bir şey ifade gelmiyor. Yeniden o zaman anlatın. Şahmaran ve Zümrüt Anka'yı gördünüz. Onlar nasıllardı? Zümrüt Anka Şahmaran'ın başında mıydı? Nasıllardı? Öyle anlatın. Hocam Bu laboratuvarla anlattığınızda bağlantı kurulur. Yeniden anlatın lütfen. Zümrüt'ü Anka'nın vücutundan Şahmaran çıktı. Çok bu şey Şahmaran'ın farklı başlarda gördüm. O başlar tek bir vücutta bütünleşti. Daha sonra laboratuvarda çalışan iki birey gördüm. Bir tanesi astronot elbisesi giymiş, beyaz elbise. Bir de beyaz elbise giymiş. İki kişi gördüm. Bunlar laboratuvarda insanlık için uğraşıyorlar. Birbirlerine de doğru yoldayız. Yaptığımız şey doğru der gibi anlamında baş sallıyorlar. Tamam. Bir de lütfen koronavirüs belasını üretenleri, koronacıları görün. Onların bakın laboratuvardalar,
Laboratuvarda mı görüyorsunuz koronavirüs üretenleri? Bir toplantıda mı görüyorsunuz? Ne bileyim. Koronavirüs üretenleri, koronavirüs belasını başınıza salanları bir görün. Şimdi ben Bandırma'da olmam nedeniyle burası hava üssüne çok yakın. Çok fazla sayıda uçak havalandı. Sizin söylemiş olduklarınızı ben hiç anlamadım. Tamam. Şöyle, hani biz gördük ki bunlar koronavirüs belasını yok etmek için çalışan Evet. arkadaşlardı, laboratuvardaydı. Bir de ruhunuz gitsin, koronavirüs belasını işte kaç yıl önce ise bunu ortaya çıkaran, koronavirüs belasını dünyayı yayan bu kişileri bir görün bakalım. Ruhunuz koronavirüs belasını çıkaranları bir görsün. Onlar ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar? Koronayı bize musallat edenleri bir görün bakalım. Nasıl çıkarmışlar? Karanlık bir alan, oraya netleşmiyor. Netleşir birazdan. Bir boşluk. Evet, birazdan görüntüler daha da netleşir. Net bir görüntü gelmiyor. Hiçbir görüntü. Gelir şimdi. Bu laboratuvarda çalışanlar daha çok böyle sprey yapacaklarmış gibi bir ifade var. Var. Siz bize Ben gördüğünüz her şeyi anlatın lütfen. Fanus gibi laboratuvar aletlerinde böyle gazımsı bir takım şeyler var. Buhar çıkıyor sanki onlardan. Buharlaştırılmış. Ellerinde tüplerde bir şey deney yapıyorlar. Ellerinde çeşitli dereceye benzer de bir şeyler var. Onlarla tutuyorlar. Deney tüpleri gibi bir şey. Sürekli bir yerlere laboratuvarda hareket halindeler. Ciddi anlamda çalışıyorlar. Hani derler Peki. ya, 24 saat o şekilde bu insanlar çok yoğun çalışıyor. Ve Yalnız anlatmaya şey devam. görüyorum ben. Laboratuvarda iki kişi var. Ya, üçüncü bir kişi yok. Bu korona belasını ortaya çıkaran kişiler değil mi? Bu gördükleriniz. Koronayı iyileştirmek için çalışan kişiler. Ha, tamam. Bunlar koronayı yok etmeye. Evet. Peki o sprey dediğiniz görüntü vardı ya, o koronayı çıkaranlara ait görüntü müydü? Hayır, bu gördüğüm olan laboratuvarda. Yani sprey türü bir şeyler imal ediyorlar şeklinde anlatmak istiyorum. Tamam. Peki korona belasını başımıza saranlar, onları görün. Şimdi yukarıdan loş bir ışık geliyor ama bir görüntü yok. Çok Şimdi ben kendim birden derinliğe düştüm. Yukarıdan loş bir ışık geliyor ama ben o ışık sayesinde yukarıya tırmanıyorum, çıkıyorum. tamam. Şu an Onu etraf tamamen aydınlandı. Bütün lambalar yandı. Etraf çok aydınlandı. evet. Ve şu an tırmanmanız, çıkmanız gereken yerdesiniz. Evet. Onun dışında bir şey görmüyorum. Peki, o Şunu zaman yeniden. hissediyorum ya, insanlık feraha çıkacak hissediyorum yukarıya tırmandığımda. Tamam. Yani biz bu laboratuvarda iki kişi görmüştük. Bunlar koronayı ortadan Evet. kaldırmak için çok Evet. ciddi biçimde Çok yoğun çalışıyorlardı. çalışıyorlar. Çok yoğun çalışıyorlar. Tamam.
Hani en başta başlarken ilk başladığınızı hatırlıyor musunuz? Ki hatırlarsınız. Hocam Karanlık bir kutu görmüştüm. evet, Ya. karanlık bir yerdeyim ve bir kutu gördüm dediniz. Orayı, orası gelsin bakalım orası şimdi nasıl değişti mi size O nereye bir karanlık yer verecek? suyun içinde dağıldı şu an. Yukarıya doğru. Anlayamadım. Anlayamadım. O karanlık kutunun içinde sanki suyun içinde birden dağıldı her tarafa. Suyun içinde dalga oluşturdu, yok oldu. O kutu ne kadar büyük bir insanla kıyasladığınızda? Bir insan boyutunda değil de ne şöyle şeylerini verebilirim ben size. Çocukların beslenme çantası gibi büyüklüğünde olan bir şeydi. O kadar büyüklükte. Çok büyük değildi. Bir tane kutu çanta gibi mi? Siyah, yani zifiri bir siyah, kapkaranlık kutu şeklinde bir alan görmüştüm. Evet. Yani bu bir kutu mu? Şeydi, kutu değil, bir karanlık da olabilir o. Bir karanlık düşünce olabilir. Ama renk simsiyahtı. Boyutu da kare şeklinde görmüştüm. Evet. Tamam. O ne oldu? Suda çözüldü, yok oldu. Oldu. Yok oldu. Peki sonra neye dönüştü? Çünkü şu an anlatılanları biraz daha toparlamak istiyoruz. Yok olunca neye dönüştü? Sus yarı elif şeklinde bir alana dönüştü. Giderek aydınlandı. Su berraklaştı ve suyun içinden gökyüzünü görebiliyorum net bir şekilde. Suyun rengi de giderek açıldı. Yani az önceki yer, o kara olan yerde bir ölüm enerji, ölüm mü vardı? Ölüm enerjisi mi vardı? Ölüm enerjisi demeyelim de o suyun saf ve temizliğinde yok oldu. Su daha baskın geldi şeklinde diyelim ona. Tamam. Yani su gelince bir hayat, bir canlılık mı geldi? Evet. Ve o yok oldu. Peki o kutuya yeniden dönelim karanlığa. O bir ölmüşlük hali miydi, bir dondurulmuşluk hali miydi, bir bekleme hali miydi, neydi? Hocam havada duran, boşlukta duran bir kutu şeklinde siyah bir cisimdi diyelim mi ona. Yani o cismi bir çanta diye de adlandıramam. Ama çocukların beslenme çantası boyutundaki kare şeklinde gördüm ben onu. Tutacak yeri var mıydı onun? Nasıl? Onun tutacak yeri var mıydı? Yok hocam. Çantanın. Hayır Tamam. hayır. Tutacak yeri yok. Tamam, bir anlayın onu. O neymiş yani? Bir bekleme hali miymiş? Bir kötülük müymüş? Bir ölüm müymüş? Neymiş o? Benim içimde oluşan o his şöyle, o Hmm. siyah her neyse bitecek, giderek feraha çıkılacak, güzelliğe çıkılacak, iyiye çıkılacak ama sabretmek gerekiyor denildiği bir yerde de. Sabır Tamam. demek. Peki bunun suya dönüşmesi, ferahlığa çıkması, koronavirüsün ortaya çıktığını anladığı için mi? Koronavirüs dünyayı kasıp, koronavirüs dünyaya yayıldı ya. Evet. Onu yok etmek için mi? Şöyle söyleyeyim. Evet. Başkalaşım. İçinde yok oluyor. Yani o deme şöyle algılıyorum ben. Sulu solüsyonlarda yok olacak. Bu bir sprey olabilir. Daha çok en son sprey şey o, ben o laboratuvardaki yapılan şeyleri sprey gibi yorumladım. Böyle yoğunlaşıyordu. Gazımsı tüplerde şeyler vardı.
sıkılacak, Buna. sıkılacak bir şey gibi gördüm sanki. Haydi. Şimdi gelelim. O Şahmaran ve Zümrüt Anka'ya. Onu anlamaya çalışın. Deyin ki tıp için ne yapacaksınız siz? Tıp için nasıl bir gelişme olacak? Onu şey yapamıyorum. Tamam. Haydi. Ve hani siyah bir kutu vardı. Evet. Heh, o bir karanlığın içindeydi, loş bir yerin içindeydi. Heh, şimdi Duran lütfen. bir evet kutu görmüştüm. Haydi. Lütfen bulunduğunuz yerden 500 metre, hatta 1 kilometre yukarı çıkın. Gökyüzünden bakın. Orası neymiş? Orası bir bina mı? Bir açık alan mı neymiş o? Tepeden 1 kilometre yukarıdan bakın. Terk edilmiş böyle yıkık dökük harabe bir yer gibi bir görüntü geliyor hocam. Tamam. Biraz daha bu sefer yandan bakın, sağından, solundan. Neymiş o? Mermer sütunlar falan görüyorum. Tamam. İyice anlamaya çalışın. Biraz daha yaklaşın. Neymiş o? Bazı yerleri de kale duvarı gibi bir izlenim veriyor bana. Evet. Biraz daha anlamaya çalışın. Hatta onun çevresindeki diğer yerleri de bakın. Burası neymiş, neresiymiş? Düz derken bir bina ama binada ne yapıldığını tam anlam veremiyorum. Bu bina bildiğimiz hangi binaları benziyor? Çok yeni bir bina değil. Tamam. Binanın şekli nasıl? Ne şekilde bir bina? Bir katlı dikdörtgen şeklinde algılıyorum. Evet, hala dışarıdan bakın binaya. Binaya dışarıdan bakın. Çok katlı değil. Çok katı yok. Zemini beton, mermer yapı gibi şey. Kesinlikle cam değil. Ahşap da değil. Tamam. Olsun, o kadar kendinizi zorlamayın. Vallahi siz çok rahat görürsünüz. Şimdi böyle biraz zorlaşmış gibi oldu. Bir bakın ona şöyle. Ne? Bildiğimiz hangi binalar o? Ne diyebiliriz ona? İşler çok kolay. Yani bizim ruhumuz her şeyi verir. Biz şöyle lütfen bir ferah nefes alın. Ta, şimdi hiç ayrıntı girmeden hop kendiliğinden çıkar. Ne binası? Nasıl bir binaymış bu? Bir yazı falan görmüyorum. Üstünde ya bir çatı falan yok, düz bir zemin. Ve dünya haritasına bakın. Dünya haritasında hangi ülkede burası?
Harita gelmiyor hocam şeyime, gözümün önüne. Tamam. Gelmiyor. Tamam. Ve başka neler söylemek istersiniz lütfen söyleyiniz. Çok güzel bilgiler verdim çünkü. O laboratuvar geldi. Laboratuvarın üstünden yukarıya doğru yükselen, yoğun yükselen ışıklar çıkıyor. Bir şey kutluyorlar. Evet, peki Sadece insanların başardık diyorlar. Her tarafa laboratuvarın tepesinden yayılan o kadar yoğun ışık var ki her tarafa aydınlanıyor. Evet, çok aydınlanıyor. Her yer aydınlanıyor. Tüm dünya aydınlanıyor. korona belasından kurtulmanın sevinci mi? Ben evet onu diyorum. Ama zamanı var. Peki ne zamanmış? Lütfen tarih yazsın. ...2020 kaç yazıyor? 23 tamamıyla. Tamam. Ve şimdi bizim asıl konumuz, evet tamamını söylediniz, ortaya çıktı. Asıl bizim merak ettiğimiz, aradığımız şey şöyle gözünüzün önünde bir netleşsin. Gözünüzün önünde ne netleşiyor? Şu an bir şey gelmiyor hocam. Tamam. Lütfen gözlerinizi açınız. Size bu sabırlı anlatımınızdan dolayı, bu güzel anlatımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Korona belası anladığımız kadarıyla 2023'te dünyadan kalkıyor tamamen. Ve biz şunu merak etmiştik. Bilmiyorum siz de televizyonlardan, sosyal medyadan izlediniz mi? Mart mıydı, Nisan mıydı? Nisan'dı galiba bu sene. Mısır'da piramitlerin içinden mumyalar çıkarıldı. O mumyalar işte arabalarla taşındı, bir yerlere götürüldü. İzlediniz mi bunları, bu görüntüleri? Görüntüyü izlemedim. Bir şeyde duydum ben onu. Bir astrolog söyledi. Vedik astrologla uğraşan Şebnem Hanım söyledi bir oturumda. Şimdi İfade biz tamam, biz onun ne olduğunu merak ettik. Onu bütün sosyal medyada herkes konu etti. Acaba nedir diye. Ben de merak ettim. İşte şimdi baktık, korona belasından dünyamızın kurtarılması için bir enerji doğuyormuş oradan, piramitlerden. İnşallah bütün dünyamız korona belasından kurtulsun. Sayın hocam, siz çok çok iyi bir kanaldınız ve bu da hani korona belasından kurtulacağımızın müjdesini de vermeniz bizi mutlu etti. İşte dünya 7 aydır yeni bir döneme girdi. Bilgiye bilinçli zihnimizde değil, bilinç ötemizle yani ruhumuzla ulaştığımız yere geçtik. Siz mutfağa ya da öbür odaya gittiğinizde biz bunu konuşmuştuk. Nisan ayındaki bu piramitlerden çıkarılan mumyalar ne için çıkarılıyor? Ve ben bunu size söyleseydim, hadi lütfen siz söyleyin, bilinçli zihniniz buna ne kadar cevap verebilirdi? İşte az önce söylediğiniz kadar cevap verebilirdi derdiniz ki. Bir uçaklar bilgim çok yok. Heh, çok fazlaydı evet. şu an. Sizin söylemiş olduklarınızı hiç anlamadım ben. Çok özür dilerim. Evet. Siz hani bir saat kadar önce gittiğinizde bizi duymadığınızda biz Evet. bu piramitlerden çıkan mumyaları konuşmuştuk. Ruhunuz bize bu kadar geniş bilgi verdi. Sizin biz hadi lütfen Şengül Hanım bize anlatın deseydik, piramitlerden çıkan bu
mumyaları bize anlatın deseydik, bilinçli zihniniz pek bir şey anlatamazdı. 3-4 cümle anlatırdı. Fakat ruhunuz bize bütün teferruatı anlattı. İşte zindan kaçağına girdik, ruhumuzla bilgiye ulaşmak dönemine girdik. Eskiden insanlar kitaplardan, bilgisayarlardan ulaşırlardı ve az bilgiye ulaşırlardı. İnsanların ulaştığı bilgi bir su damlası kadardı. Şimdi ise insanlığın ulaştığı bilgi ruhuyla sonsuz ve sınırsız bilgelik. Bize bu bilgileri aktardığınız için size çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Peki siz beni odaya çıktığımda konu olarak neyi belirlemiştiniz? Hani Nisan ayında Mısır'daki piramitlerden mumyalar çıkarıldı ya, onu belirlemiştik. Bu mumyalar niçin çıkarılıyor? Konumuz buydu. Ve şimdi niçin çıkarıldıklarını anladık. Peki ne kadar konuyu ben size verebildim? Bizim düşündüğümüzden, bizim bildiğimizden binlerce kat daha fazlasını verdiniz. Çünkü bugüne kadar hiç kimse hiçbir şey bilemiyordu. Spekülasyondan, komple teorilerinden ileri götüremiyordu insanlar. Biz bugün bunu gördük ve korona belasını def etmek içinmiş. Daha yaşanılır bir dünya içinmiş. İnşallah. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum size. Ben Elinize, teşekkür bileğinize sağlık. Ve biz daha sonraki canlı yayınlarımıza da katılın. Onlara da yine kanallarınızı rica ederiz. Hocam ben sizi 2 yıl önce takip etmeye başlamıştım. Sonra araya biraz yoğun çalışıyordum. Biraz ara verdim ama son bir aydır yoğun olarak takip ediyorum. Hatta Spil'e falan gittiniz. Sanıyorum Rusya'dan gelen grup vardı. Evet. Üzüldüm. Dedim ki Manisa bana çok yakın. Ben İzmir'de yaşıyorum. Bu kadar güzellikleri nasıl görmem? Bana dedim eyvahlar olsun. Hatta taşı falan buldunuz. İnanılmaz dedim. Ben çok heyecanlandım. İki taşı üst üste koydunuz. Dedim ki yani insan eliyle koymuş gibi bulabilir. Bu rastlantı olamaz. Evet, Zümrüt Anka Evet. ve kalbi. Çok enteresandı. Sanırım Kaf Dağı'na çıkmıştınız. Kaf Dağı'nın o insan şekli beni büyüledi. Saçları, insan figürü inanılmaz. Ben böyle kaldım. Yani olmaz böyle bir şey diye. Evet, o Manisa'nın etekleri, Manisa Kaf Dağı'nın eteklerindeydi o insana benzeyen o Niobe idi. Evet, artık adı da değişti. Halk arasında gülen kaya oldu. Daha önce ağlayan kayaydı. Artık de devri değişti. O da gülen haline geldi. Artık gülüyor. Bize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bugün defalarca canlı yayınlar yapacağız. Sizin canlı yayınlarda yine bize kanallık yapmanızı rica ederiz uygun olursanız. Çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. Allah razı olsun. İyi günler. Hoşça kalın. Hayırlı günler. Alemler öteniz sonsuz. Alemler temiz olsun.